Sehil bin Sa'd radıyallahu teala anhudan o rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Sehil bin Sa'd, dünyaya önem verme ki, dünyaya önem verme ki Allah seni sevsin. Dünyam dünyam, dünyam dünyam, dünyam dünyam, arabam arabam. Ya tüh ya, çizilmiş, çizilir. Ne yapalım? Olmasaydı iyiydi. Ama hocam mal canın yongası, çok doğru. Ama olmuşla ölmüşe çare yok artık. He? Dünyaya önem verme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin. Semih, saat almışsın. Evet. Semih, ayakkabı almışsın. Semih, mont almışsın. Ya almış işte, senin yok mu? Sen çıplak mı geziyorsun? Çıplak mı geziyorsun? Adama bak, apartmanı dikti. Bir gün bir yere sohbete gittik. Oradan geçiyoruz. Böyle yolun sağ tarafı apartmanlar var. Birbirinin aynısı. İkiz gibi. Büyük büyük böyle. Efendim, 6 kat, 7 kat. 8-10 tane. Oradan geçiyoruz. Beni götüren mihmandar arkadaş dedi, hocam bu görüyor musun? Bunlar hepsi aynı boyalı. Evet. Bunlar bir kişinin. Aa. Evet, bir kişinin. Bir de adamın bir kızı varmış. Damat almış. Düğün yapmışlar. Adam ölmüş. Her şey damada kalmış. Damat ölünce kime kalacak? Yani insan oğlu kendi hesabını yapmak durumundayken nedense hep başkalarının hesaplarını yapıyor hocam. Ve başkalarının hesaplarını yapınca da tutmuyor. Kendi hesabımızı yapmamız lazım. O kadar yakın ki Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümü burada var ya, yaka. İnsanoğlunun ölümü yakasındadır ya. İnsanoğlunun ölümü yakasında. O kadar yakındır. Yedikçe, harcadıkça hesabının arttığını, gezdikçe, dolaştıkça hesabının arttığını, zamanının bittiğini insan anlayamıyor. Göremiyor. İnsanın bunu bilmesi lazım. Dünya boş. Demek ki yapacağımız tek şey bir, dünya nimetlerine çok yaslanmayacağız. Dünyaya önem vermeyeceğiz. Allah bizi sevecek. Başkalarının ellerindekine göz dikmeyeceğiz. İnsanlar da bizi sevecek. Yoksa bu yalan dünyada Yaradan'ın sevgisinden, insanların sevgisinden uzak bir hayat yaşar gideriz. Hayatımız tatsız tutsuz olur. Oğlunu kızını rahat bırak, gelinini damadı rahat bırak, bırak yaşasınlar. Komşun bırak, bir şey olmaz. Üst katta çocuklar yani işte o efendim gürültü yapıyorlar. Her akşam yapıyorlarsa minikten bir ikaz et. Hatta ikazı yöneticiye yap. Yöneticinin görevi o. Yöneticiye ikaz etsin mesela. Ya yönetici başka türlü söyleyebilir. Komşum ya, benim migrenim var, baş ağrım. Yani çok fazla gürültüyü çekemiyorum. Mümkünse artık mesela nasıl diyeceksen yani kavga gürültü şamata patırtı yapmadan mahalleyi birbirine katmadan asansöre bindim. -2'de bindim
giriş katından iki tane delikanlı bindiler. Takım elbiseli, kravatlı, çok şık giyimli ve heyecanlı. Hayırdır gençler dedim. Bir kuruluş var, belediyenin bir kuruluşu. Mülakata geldik dediler. Mülakat, dua et bize hacı amca dediler. Mülakat ne ya? Mülakat. Neydi mülakat? Çay içme yeri miydi? Semih, mülakat ne? Evet ya, iş görüşmesinden mada herhalde yöneticiler görelim, gelin bir görüşelim demişler. Heyecan yapıyorlar. Heyecan niye? İşe girecekler ya, olsun diye dua da istiyorlar. Üniversite bitirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurra çekilişine katılmış, he? Annesiyle beraber gelmiş, efendim, muhabir uzatıyor mikrofonu. Siz de mi diyor sonuç bekliyorsunuz? Yok benim kızım. Öyle mi? Maşallah. Çıktı mı? Evet çıktı. Siz niye ağlıyorsunuz? Heyecan, işte, sevinçten. Abla kızın gidiyor ya. İş buldu diye görüyorsunuz değil mi? Kim verdi? Her birini Allah verdi. Rabbim bize ad vermiş, uçacak kanat vermiş. Ya neler vermiş neler. İnsanoğlu sıra bekliyor, işini bekliyor, eşini bekliyor, aşını bekliyor. Dün pazardı, aynı sokakta iki tane de karşılıklı düğün salonu var. Bir trafik yoğun. Süslü arabaları görünce anladım düğün var. Allah Allah. Ya insanoğlu bir heyecanın, bir sevdanın, bir beklemin, beklentinin, bir dünya nimetleriyle muhatap olmanın seviyesini yaşıyor. Sevincini yaşıyor. İnsanoğlu bu mutlulukları ona verenin yaradan Rabbisi olduğunu bilmeli. Ve bu nimetleri kul şükürle Allahu Teala'yı çok anarak, hamd ederek, şükrederek Rabbisine niyaz etmeli ve tanıdım, bildim ki sendendir Allah'ım deyip hamd etmeli, sevdası artmalı.